güzel bir organizasyondan bahsetmek istiyorum. Aslında yarışsever dostlar camianın tüm birimlerini ilgilendiriyor. Çünkü hep internasyonel yarışlar koşulur. Sonrasında işte 7-0 oldu, 6-0 oldu, yok şöyle şunu yapalım, bunu yapalım deriz. Ve sonrasında aslında çok şeyler konuşulur. Herkes bir şeyler yapmak ister. Ve işte bazı adımlar bugüne kadar atıldı geçmişte ama bu kez münferit bir atçı dostlarımızdan bir tanesi. Passion for Horse başlığı adı altında bir organizasyon düzenliyor. Topaz Stat düzenliyor. Passion for Horse. Tuğban İzzet Aksoy, atçı dostlarımızdan ki gerçekten çok eski atçılardan, babadan atçı Adanalı dostlarımızdan bir tanesi. Merhum Hasan Aksoy'un, fotoğrafı da geldi, Hasan Aksoy'un oğlu, çok eski atçılardan biri olan, şimdi o geleneği devam ettirmeye çalışıyor Topaz Start ve Tuğban İzzet Aksoy. Passion for Horse başlığı altında bir organizasyon düzenledi ve 9 Ekim Cuma günü başlıyor bu organizasyon arkadaşlar. Ve 10 Ekim, 9-10 Ekim'de devam edecek organizasyon. Bu organizasyonda yurt dışından da çok önemli konuklar gelecek. Topaz Stat düzenliyor. Bu arada arkadaşlar da görüntüleri ekranlara getirecekler. Topaz Stat neresidir, kimdir, bir onları bir hızlı geçerse görüntülerde görelim, kare kare görüntüleri lütfen. Çok önemli bir organizasyon. Çünkü yurt dışından da çok ciddi katılımcıların, yurt dışında başarı sağlamış katılımcıların iştirak edeceği bir toplantı. Bu arada arkadaşlarım Topaz Stat'tan görüntüler getiriyorlar. Topaz arası ki çok önemli atların da yetiştiği çiftliklerden birisi. Şimdi Tuğban İzzet Aksoy'un sahibi olduğu aynı zamanda. Ve gerçekten önemli taylar ve önemli başarılar çıktı bu çiftlikten. Ve daha da çıtayı biraz daha yükseltip çok daha iyi başarılar gelecek gibi gözüküyor. Çiftlikten görüntüler geliyor ama gerçekten çok geniş bir alan üzerine kurulmuş. Her şeyle dört dörtlük organize edilmiş, padokları, neredeyse her şeyle bir çiftlik. Şimdi 9 Ekim Cuma günü başlayacak olan bir organizasyon var. İzmir'de gerçekleşecek. Bu organizasyonda yurt dışından tabii katılımcılar var. Çünkü atlar sadece koşmak değil. Onun yeminden antrenörüne kadar, binen jokeye kadar tabii çok önemli bileşenler var bir atın, yarış atının başarısında. Dolayısıyla burada da yurt dışındaki başarılı olmuş isimlerin deneyimlerinden faydalanmak ve onların da onlarla karşılıklı bilgi alışverişinde bulunabilmek ve onların tecrübelerinden de faydalanabilmek adına önemli isimleri davet etti. Kimler var? Bir kere zaten Topaz Stad'ın ilk kurucularından olan Hami Yavaş yine orada olacak. Birçok şampiyonun çıktığı çiftliklerden bir tanesi. Yine yurt dışından Red Mills yemlerinin sahibi, yem rasyonları ile ilgili ve yurt dışında nasıl oluyor bunları şey yapacağız. Artık alalım arkadaşlar, ben şey yapayım. Michael Connelly geliyor, Red Mills yemlerinin sahibi. Yine David Ryan, Kilfresh İrlanda arasının direktörü geliyor. Ki şu anda şey, arkadaşlar bahsettiğim bu değil. Bu Michael Kinnan, jockey. Evet. Dolayısıyla onu söyleyeyim. Sırada ova yoktu ama arkadaşlarım verdiler. Michael Kinnan da geliyor. See the Stars ve birçok... Verin arkadaşlar, şimdi verin. Evet. See the Stars ve birçok safkanın dünyaca ünlü jockey'i. Bu organizasyonda bizlerle birlikte olacak. 9 Ekim Cuma ve 10 Ekim Cumartesi günleri bizlerle birlikte olacak orada bu organizasyonda. O da katkıda bulunacak. Yine demin bahsettiğim gibi, o zaman sizde hazır fotoğraflar karışmasın diye ben sırayı karıştırıp söyleyeyim. John Oaks geliyor ki dünyaca ünlü bir antrenör. Arkadaşlarım da ekrana getiriyorlar. See the Stars gibi birçok ünlü safkanın antrenörü. O gün Çeşme'de, Ilıca Otel'de gerçekleşecek olan organizasyonda 9-10 Ekim Cumartesi günü bizlerle birlikte olacak John Oaks da. Dediğim gibi dünyaca ünlü atları koşmuş ki bunların en önemlilerinden biri See the Stars gibi bir safkan. Bu safkanı antrene etmiş ve orada da görüşlerini, bilgilerini, deneyimlerini paylaşacak katılımcılarla birlikte bu organizasyonda. Tekrar başa dönüyorum. Michael Connelly geliyor, Red Mills yemlerinin sahibi. Bu arada David Ryan geliyor, Kilfresh İrlanda arasının direktörü geliyor.
Şu Michael'lar karıştı. Bunu alalım arkadaşlar. Yine Julia Gray geliyor. İngiliz yarış atı beslenme uzmanı geliyor. Ronin Kavanagh her zaman bildiğimiz gibi Tattersalls uluslararası direktörü bizlerle birlikte oluyor. Ve dediğim gibi birçok ünlü katılımcının da yine birlikte olacağı, atçılık adına yurt dışı deneyimlerini paylaşacağı bir organizasyon olacak. Bunu da buradan duyurusunu yapalım. 9 Ekim, 10 Ekim günleri Cuma, Cumartesi günü gerçekleşecek olan bu organizasyona Tuğban İzzet Aksoy Adanalı atçılarımızdan ev sahipliği yapıyor ve Çeşme Ilıca Oteli'nde de ağırlayacak diyelim. Gelişmeleri oldukça da sizlerle paylaşacağız. Ve dediğim gibi son derece önemli isimlerin katkıları ve katılımları var. Hızlı bir şekilde Eray düşüncelerini alalım. Son yıllarda zaten atçılığımıza önemli yatırımlar yapıyor. Yurt dışından çeşitli kanatları, çok güçlü kanatları getiren ekollerden biri. Ki bunlardan bir tanesi de Mendip. Evet. Geçtiğimiz sene Mendip'i ülkemize getiren atçı dostlardan biri, evet. Ekürü. Yani bu tip münferit girişimlerin olması kesinlikle aslında son derece önemli. Ve bu tip konularda da gerçekten girişimcilik ve birilerinin elini taşın altına koyması gerekiyor. Türkiye Jockey Kulübü'nden de çok önemli isimlerin ve bakanlık düzeyinde de katılımların olacağı bilgisi geldi. Zaman ilerledikçe tabii biz o görüntüleri aktaracağız orada olamayanlar için. Gerçekleşecek olan organizasyonda olabilirse canlı, olmadığı takdirde hemen ertesi gününde bütün o görüntüleri buradan aktarıyor olacağız. Bu anlamda ben Ekürü'yü bir kez daha kutlamak istiyorum. Tuğban İzzet Aksoy Ekürüsü'nü. Dediğim gibi çok köklü bir ekürü zaten. Adana'nın köklü atçılarından biri Hasan Aksoy'un oğlu ve hani o geleneği devam ettiriyor. Baba, oğul, torun belki devam edecektir muhtemelen. Çünkü yaptığı yatırımlarda ortada ekürünün. Münferit anlamda da, bireysel anlamda da Passion for Horse başlığı adı altında tamamen hani atçılıkta bir taş koyabilirsek diyoruz ya, işte o taşlardan birini koymak adına gösterdiği çaba ve gayretten dolayı Ekürü'yü kutlayalım biz de. Çok da güzel bir organizasyona girişmişler. Yurt dışı da önemli başarı sağlamış isimleri misafir ediyorlar ki mutlaka deneyimlerinden bizim atçılığımıza katkıları olacaktır. Sonsuz teşekkürler. Yani bana göre çok önemli isimlerin bir araya getirildiği bir organizasyon olacak. Michael Keane'in var, John Ox var. Bunlar bizim daha ufaklığımızdan beri duyduğumuz isimlerdi hep atçılık adına. Yem firmaları da onların da fikirleriyle beraber güzel, her daldan, sektörün her ayrı dalına faydası olacak bir, fikirlerin konuşulacağı bir organizasyon olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet, peki.